ilçesinde dostluk grubunu kuran bir ismi Ali Şevki Karataş'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Kıymetli dostlarımız, hayırlı akşamlar. Ne güzel bir aslında VTR izledik. Saygıdeğer katılımcıların da konuşmasıyla Necdet Kunter'le yaşadığımız o muhteşem anıları tekrar yenilemiş olduk. Gürbüz abi, senden habersiz senin kayıtta biz çok oturduk. Bunu da bilesin. Sayın vekilimiz de çok güzel ifade ettiler ama Beylikdüzü'ne geldikten sonra Necdet abi en çok bizimle görüşüyordu. Olsun. Yine de biz günde 3-4 kere yüz yüze gelsek de 2-3 gün illaki kalan kısımda telefonlaşırdık. Ben bir iki notlar aldım. Bunları sizlere açıklamak istiyorum, okumak istiyorum. Çünkü çok duygulanarak bunları kaleme almıştım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Bir İstanbul beyefendisi Necdet Kunter, aslında ne güzel de bir yakıştırma, öyle değil mi? Oysa sadece beyefendi mi? Dürüst, ilkeli, yardımsever, kısacası dost canlısı bir insandı. Ahireti irtihal eden kıymetli büyüğün Necdet Kunter'i anma programı düzenleyerek dostlarını ve sevenlerini bir araya getiren Lonca Medya ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Necdet abimle az önce de ifade ettiğim gibi haftanın 3 günü en az bir araya gelir, geri kalan günleri de telefonlaşırdık. 15 arkadaş saygın iş adamlarıyla beraber Beylikdüzü Dostluk Platformu'nu kurduk. Ve kendisi kurucu başkanlarımızdan biriydi. Tekrar Allah rahmet eylesin. Bir araya geldiğimizde Beylikdüzü için, bu bölge için, komşularımız için neler yapabiliriz hep konuşurduk. Ama fikir noktasında o muhteşem fikirlerinden de her daim yararlanırdık. O dönemler birçok aktivitelere imza attık. Vatandaşlarımıza, Beylikdüzülü komşularımıza fayda sağlamak adına birçok yapılması gerekenleri yaparak altına imzamızı attık. Necdet Kunter mizahi bir profile sahipti. Kırıcı olmayı sevmez, aksine şen şakrak bir insandı. Öyle hikayelerimiz ve öyle anılarımız var ki anlatamam, az önce de sayın vekilimizin ifadesiyle aslında bir roman yazılacak bir insandı. Ispartalı olan Necdet Kunter aslında Ispartalı'dan çok 81 vilayet ve 7 bölgeye hoşnut olan, o insanlarla ilişki kurabilen yapıya sahipti. Öyle bir insandı. Biz ona, Oktay Atalay bilir, burada kendisi, Baba Ali Necdet derdik. Baba Ali'nin günüydü o. Ve öyle de kaldı. Evet kıymetli katılımcılar, hani bir söz vardır, iyi insanlar güzel atlara binip gittiler. Necdet Kunter de bembeyaz olan ata binip gitti. Ve son söz olarak diyorum ki mekanın cennet olsun, büyük usta.